Sevgili arkadaşlar selamlar, ben Free Bro ve bugün Demon's Souls'un yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Evet, şimdi geçen bölümde bir kertenkele vardı. Ona vakit kalmadı, oraya gidip madenleri, o kertenkeleyi galiba iki kez daha öldürebiliyorum ve bize güzel malzeme bırakıyor. Gidip onu bir halledeceğiz ve ondan sonra yepyeni bir bölüme, yepyeni bir alana, yepyeni bir görev bölgesine geçeceğiz. Şimdi madenler buradaydı. Tünel şehrine gideceğiz. Hemen karşımıza çıkması gerekiyordu. İşte orada okumuzu alalım. Yüzük ne var üstünde? Tamam, beni göremez. Biraz daha yaklaşabilirim. Ve şuradan kaçmaya. Kaçalım buradan. Çok kötü, çok kötü, kaç. Evet, şimdi bunları karşımıza alabiliriz. Sert vuruyorlar ha. Uf, özellikle şu. Bir dakika, şöyle yapalım. Güzel. Hepsi aslında benim beceriksizliğimden oldu. Aslında sadece şunu almak istiyorduk. Neyse. Şimdi bir kez daha deneyelim. Bu sefer daha dikkatli olalım. Tekrar tünel şehri. Bu taşlara sonra çok ihtiyacımız olacak. İşte tekrar orada. Bu sefer daha düzgün ateş edelim. Ve takla atması gerekiyordu aslında. Onu yapmadı. Heh, şimdi oldu. Son bir kez daha işte. Galiba bu kadar. Daha fazla canlandıramıyoruz ama bir kontrol edelim. İçeridekilere tekrar gitmemize gerek yok. Son bir kez daha deneyelim. Burada varsa. Yok, artık gitti. Böylelikle biz de Nexus'a geri dönüp diğer işlerimize odaklanabiliriz. Şimdi gideceğimiz yer İngilizcesi, ben oynadığım için daha önce, Prison of Hope diye geçiyor. O da burası. Değil mi? Ne diyemiş Türkçesi? Latria Kulesi. Peki, ona gideceğiz ama gitmeden önce bir stoğuma bakayım, neler var neler yok diye. Şu depomuzu düzenleyelim. Şunları patlatabiliriz aslında. Onun dışında şurada ne var? Bu taşları gönderelim. Silahımızı tamir etsek iyi olur. Bunu unutmayalım. Oklarımız yeterli sayıda var. İferimiz iyi. Bunlar okey. Şunlardan belki bir tane az kilolu var mı? 12.1 3.5 1.2. Şunu alalım, bir bulunsun. Belki kuvvetlenirsek kullanırız. Şunları kullanırsam eğer
Acaba şey yapabilecek miyim? Deneyeceğiz. Ah, yok yetmiyor herhalde. 7000 falan olması gerekiyordu. Ruh gücü işte desek evet. Yeterli olmuyor. Yapacak bir şey yok. Peki o zaman gidiyoruz. Bir dakika yok yok. Şuradan tamir ettireceğiz. Kılıcım çünkü eks ya yarıya falan gelmiş. Ekipman onar. Şu. Tamam. Bir de silah geliştir desek bu 6'da bunu 7 yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. O zaman bunu da yapalım. Bu da 7 oldu. Güzel oldu. Onun dışında eşya satın alalım. Ne satın alalım? Bir iki tane daha ok alacağız. 50 tane falan. Kaç okum oldu bakalım. 170 süper. Evet, haydi bakalım. Yepyeni bölüme gidiyoruz. Bu bölümle ilgili olarak baya bir umut zindanlarında koşturacağız yani. Prison of Hope diye geçiyordu. Burada çok enteresan bir yaratık var. O yaratığı arkadan yakalayabiliyorsak ne ala, arkadan vuramıyorsak çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü bize ateş ettiğini derken de böyle bir büyü kullanıyor. O büyü kullandığında bir baya bir hasar alıyoruz. İkinci kez ateş ettiğinde de bizi hareketsiz bırakıyor. Geliyor ondan sonra beynimizi emiyor. İşte şu karşıdaki. Buna iki strateji uygulayabilirsiniz. Arkasına geçip çok güzel hasar verebiliyorsunuz. Sonra da hemen iki vuruşla öldürüyorsunuz. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Okla artık artı 7 ya okumuz. Onu uzaktan avlayabilirsiniz. Biz de öyle yapacağız zaten. Şimdi geliyor şu köşede gördüğünüz gibi. Onu arkadan yakalayacağız. Şey yüzüğü de üstümüzde olduğu için onu fark etmeyecek bize. İşte geliyor. Şurada yakalayacağız onu. Bizi arıyor. İşte böyle. Bu yakalarsa işimiz zor. O yüzden şey yapmıyoruz. Şurada bunun hangi kat olduğunu görüyorsunuz. Batı 3 katı. Burada böyle bayağı işte kapılar kilitli oluyor. O anahtarları bulmak gerekiyor. Girmeden de şeyleri dışarıdan bunları öldürebiliyorsanız öldürün. Bazen içeride çok fazla adam oluyor. Sizin üstünüze çullanıyorlar. Ondan sonra da en basit adamlara ölebiliyorsunuz yani. O yüzden gelmişken şöyle bir iki tane halledebiliriz. Burada hiçbir şey açamıyoruz gördüğünüz gibi. Şunu açmıştık sadece. Bu zaten açıktı. Buradan bunu aldık. Peki, şimdi karşıya geçeceğiz. Sonra gelip bu kapıları açacağız. Yani onun imkanını sonra elde edeceğiz. Şurada bir anahtar var gördüğünüz gibi. Böyle tek tek odaları araştıracağız. Bazen böyle tavandan asılı cesetler var. Onların üstünde de eşyalar olabiliyor. Onları da okla ateş edip aşağı indirmemiz gerekiyor. Böyle işkence aletleri var. Bazen onların içinde de hem canlı düşmanlar olabiliyor, üstünüze atlıyor, hem de bazen çok güzel ödüller bulabiliyoruz onun içinde. Burada açamadığımız başka var mı? Hemen bir bakalım. Yok, bunu açmıştık, bunu da açmıştık. Tamam. Bu taraftakiler hepsi tamam. Şimdi öbür tarafa geçiyoruz.
Bunu aldık, anahtarı aldık. Zindan olduğu için de bayağı karanlık etraf. Bakalım burada bir şey var mı? Şunun üstünde yoktu ama size bir göstereyim. Şuradan geliyorsunuz. Şuradaki demire ateş ettiğinizde bu düşüyor. Bazen de üstlerinde bir şey oluyor. Ama onu zaten anlıyorsunuz. Parlıyorlar onlar. Şimdilik burada bir şey yok. Şuradan geçebiliyoruz. Şu tarafta bir şeyler olması lazım. Bunlara bakalım. Bunun bıçağı varmış adi herif. Şu yüzüğü şey yaparsak, diğerini koyarsak, o iğrenç demin başta vurduğumuz yaratık var ya, o bizi çok uzaktan fark edebiliyor. Uzaktan fark ettiğinde de okla onu öldüremiyorsunuz. Yani öldürüyorsanız ama zor oluyor. O yüzden bu yüzük üstümüzde kalsın şimdilik. Sonra onların hepsini öldürdükten sonra can yüzümüze geçeriz. Evet, şimdi bu aradan geçeceğiz. Şimdi bu koridorda da olacak bu heriflerden bir tane. İşte geliyor. Şuradan uzağa gidip okla bunu halletmeye çalışalım. İşte geldi. Dediğim gibi artı 7 okumuz olması işleri kolaylaştırıyor. Burada bir şeyimiz yok. Bu tarafta bitti. Ve bazen koridorun sonuna kadar gelmekte fayda oluyor. Şurada anahtar asılı olabiliyor. Böyle gizli saklı yerlere koyuyorlar. Sonra ileride anahtarlara çok ihtiyacımız olacak. İşte mesela şurada o herif var. Şuradan indirip üstündekini alıyoruz. Şunu alalım. Gümüş taç. Aha, şunları bir çok karanlık ya, hiçbir şey göremiyorum. Hah! Kaç 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 kaç. Bunu nasıl göremedim ya? Hemen oka geçelim. Bu demirler bazen koruyabiliyor. Her zaman değil ama bazen ateşinden koruyabiliyor bizi. Bunu tamamen unuttum. Daldım yani. Bakalım burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Şurada anahtarlar var. Umut Zizan'ın 3. kat anahtarı. Peki. Burada bir şey var mı? Yukarıya da bakalım. Hayır, burada da yok. Şu tarafa devam. Bunların elinde mızrak var. Ne alaka? Oh. Öldürüyordu beni ha. İçeride de bir şey yok. Bari bir şey korusalarmış. Neyse. Yine maden aldık birkaç tane. Burada da bir şey var. Bunu alalım. Cıvata taşı parçası.
Peki. Ve burada yol bitiyor. O karşıya başka taraftan geçeceğiz. Şimdi anahtarı aldığımız için öbür tarafta bir kapı vardı açamadığımız. Onu artık açabiliyoruz. Şimdi ona geri gidelim. Şuradan mıydı? Evet. Sonra burada açamadığımız kapılar vardı, değil mi? Yok. Buradaki bütün kapıları açmıştık. Pardon. Buraları süper temizledik. Burada bir şey yok. Şimdi şu yolun tam sonundaki kapıyı açacağız. Üst katlara gidiyoruz şimdi. Duvarda kalmış herif. Şurada bir şey var. Ve şunları açabiliyoruz. Uah! Korkunç. Daha fazla kimse öldüremez. Burası kilitli. Buraya sonra geleceğiz. Aklımızda tutalım. Hangi katmış bu? Dördüncü kat anahtarı gerekiyor şimdi bize. Onu bulacağız bir yerlerden. Şurası kilitli. Orayı açacağız. Burası içerisi kalabalık olabilir. O yüzden uzaktan şu oklarla. Bak şurada bir tane var. Var mı başka? Ha, sen nereden geldin? Kaldım. Başka kimse burada. Bakalım. Şurada bunların içinde var. Bir şey bıraktılar mı? Yok. Bırakmadılar. Asılı kimse yok. Evet. Bunun içinde pek bir şey yokmuş. Boşu boşuna girdik. Şuralara bakalım. Burada bir şeyler yok. O zaman buradan içeri giriyoruz. Şimdi burada şunları bir açalım. Nerede? Ha, şuradan açıyoruz. Hep böyle içinden bir şey çıkmıyor. Bazen bayağı canlı yaratıklar çıkıyor. O zaman da boşu boşuna bir tane yiyoruz suratımıza. Galiba buradaki öyleydi. Hadi bir bakalım ona. Ya, zehirledi bizi. Aman Allah'ım. Zehir için şeyim var mı? Bir dakika. Önce bir şundan kullanayım. Hayır, hayır, hayır. Allah, üst üste neler geliyor başıma? Neler geliyor başıma? Zehirlendim. Şu mavi çiçeklerden gerekiyor. Ona bakacağız. Var mı mavi çiçeğim? Maalesef mavi çiçeğim yok. Bakalım ne kadar dayanabileceğiz. 26 tane canımız var.
Bundan kullanacağız. Etkisi gidene kadar. Gözümüz üstünde olsun. Azaldığında dolduracağız. İnşallah etkisi çabuk geçer. Allah Allah, halen şeyin etkisi geçmiyor ha. Şurada anahtar duruyor, bunu atlamayın. Bunu alalım. Bütün canlarımızı aldı ya, yuh. Bir şey diyeceğim, yüzüğümü taksam ne olur? Biraz etkisi olur mu acaba? Nerede o güzel yüzüğüm, burada. Bakayım, biraz daha az. Azalıyor değil mi? Neyse, böyle idare edeceğiz. Oradaki kuru kafa var ya. O kuru kafa gidene kadar böyle biraz şeylerden kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Kötü yakalandık, size göstereyim diye. Şuradan da aşağı düşüyoruz. Buna dikkat edin. Böyle koşayım, şu karşıdakini alayım derken boom, aşağı düşüp, aslında buradan ölmüyorduk galiba. Aşağıdaki koridora düşüyoruz sadece. O yüzden o kadar önemli değil. Ama bazı yerlerde bu çukurlardan var ve oraya düştüğünüzde de ölüyorsunuz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Hadi ama ya, şu etkisi geçsin. Amma etkili şeymiş ha. Yanımızda bu kadar şeyimiz olmasa öleceğiz. Çiçek de yok değil mi? Çiçeğim yoktu. Hayır, baktım. Yoktu. Mavi çiçek olması gerekiyor. Onlar hepsini biz depoya koyduğumuz için çok akıllıca yani. Buraya gelirken mutlaka yanımıza almamız gerekirdi. Bitti galiba. Yok. Ama azalmaya başladı sanki. Ya lütfen bit artık ya. 40 tane şeyim vardı. Sonunda. Mavi çiçek çıksa bari. Yok. Güzel, bunu da aldık. O kapıyı da açtık. Burada başka bir şey kalmamıştı zaten. Ne kadar beceriksizim ya bu okla. İnanamıyorum yani. Çabuk şu yüzüğü takayım. Bir tane daha var mı acaba ondan buralarda? Kadın burada. Eğer şey oynuyorsanız sihirbaz veyahut da hani büyü yapanlardan böyle bir karakter inşası yapıyorsanız, o zaman buradan şeyleri alabiliyoruz. Baharatları. Kadın baharat satıyor. Eşya satın al dediğimizde işte taze baharat, yıllanmış baharat. Şundan aslında alabiliriz. Burada bir iki başka düşman da var, bu salgın bize saçan. Ha, bir de kadında şu yüzük var. Eğer yine böyle büyücü olarak oynuyorsanız, o zaman şu
yüzüğü de alabilirsiniz. 50 bin ama. Aklınızda olsun, bu yüzüğü başka bir şekilde alacağız zaten ileride. Ama 50 bininiz varsa ki bayağı yüksek bir para. O zaman buradan da kadından da alabiliyorsunuz o yüzüğü. Aklınızda bulunsun. Bu katı hatırlıyorsunuz zaten, biz demin bu uca gelmiştik. Şimdi arka taraftan açtık burayı. Şimdi devam edelim. Şunun arkasında bir kapı olacaktı galiba. Yok, burada değil, başka bir yerde. Kapı değil. Bıçaklı herif geldi. Bunları böyle dışarıya doğru çıkartalım. Şu yüzüğü değiştireyim. Ne olur ne olmaz canım tekrar yükselsin. İçeride başka var mı adam? Bayağı temizledik. Güzel. Şu tepede de bir tane şeyimiz var. Onu alalım. Hop hop hop. O kadar karanlık ki göremiyorum bile. Kör atış. Şu yukarıda bir tane var. Göremiyorum ya. Artık tırsıyorum bunlardan. Hatırlayamıyorum da kimin içinde ne var diye. Allah, yine zehirlendik. Bir şey diyeceğim ya. Şu kadına gideceğim. Baharattan alacağım. Zaten param var. Hiç uğraşamayacağım yani. Kadıncık, kadıncık neredesin? Hem de size de göstermiş olurum. Gel bakalım. İki tane alayım ben bundan. Neredeydi baharat? Şurada dul lotusu. İki tane. Ay, ölüyorum. Hemen şimdi şuradan buraya koyayım. Buradan da kullanayım ve şu etkisini yok edelim bunun. Ay, bu değil miydi? Hay Allah. Allah. Bir dakika ya. Bu mavi diye adam. Salgın etkisini yok eder. Evet. Zehir mi bu? Zehir de olabilir ha. Bir dakika. Zehir galiba ya. Salgın değil. Ne yapıyorum ya? Kullan. İşte gitti. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yanlış alarm. Salgın değildi o, bu zehirde. Zehirde zaten yeterince var, süper. Neyse, bu olayı da böyle atlatmış olduk. Bunu da görmüş olduk. Şimdi burayı halletmiştik. Evet. Şurada o diğer şeyleri açacaktım. İnşallah onun içinden de canlı canlı şeyler çıkmaz. Oh, vallahi tırstım ha açarken. Güzel ruh çıktı bunun içinden. Keskin büyü yüzüğümüzü aldık. Bence burada bitirelim arkadaşlar. Çünkü epey bir zaman geçmiş. Böyle devam ediyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atın kanala, lütfen lütfen üye olun. Ve bir de o zile basarsanız video yüklediğimde haberiniz olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Hoşça kalın.